Savaşçı kadın, yanmış evinin kalıntıları arasında öylece duruyordu. Hayatta sevdiği, değer verdiği kim varsa hepsi alınmıştı elinden. Geriye sadece dipsiz bir keder ve nefret kalmıştı. Onu bir tek nefret ayakta tutuyordu artık. Hain emirleri verirken adamın suratına yayılan sırıtış yine gözlerinin önüne geldi. Onları koruyacağına yemin etmiş, sonra o yemini ayakları altında çiğnemişti. Yemin bozanın paramparça ettiği tek aile onunki değildi. Ne kadar acı çeksen de yetmez. Peşine düşme isteğine zar zor karşı koyuyordu. O an tek arzusu kılıcını kabzasına kadar pis herifin göğsüne gömüp canının çekilişini gözlerinde seyretmekti. Ama ona asla o kadar yaklaşamayacağını adı gibi biliyordu. Adamın etrafı gece gündüz muhafızlarla çevriliydi. Kendisi ise tek başına bir savaşçıydı. Muhafız taburunu yalın kılıç yarıp geçemezdi. Böyle ölmesi hiçbir mana taşımazdı. Artık bu yoldan dönüş olmadığını bilerek titreye titreye nefes aldı. Dal parçalarını iple birbirine bağlayarak yaptığı insan şeklinde derme çatma bir kuklayı isten kararmış alçak bir masanın üstüne koymuştu. Kuklanın etrafına hainin pelerininden yırtılmış bir kumaş parçası sarılıydı. O kumaş parçasını kocasının cesedinin ellerinden söküp almıştı. Yanında bir çekiçle üç de paslı çivi duruyordu. Her şeyi toplayıp kapı eşiğine götürdü. Kapının kendisi saldırıda paramparça olmuş, geriye sadece bir kıymık yığını kalmıştı. Ötesinde uzanan yanmış boş tarlaları ay ışığı aydınlatıyordu. Savaşçı kadın çubuk kuklayı kapının ahşap pervazına bastırdı. "Seni çağırıyorum ey intikamın hanımı," dedi. Sesi kısıktı ve hiddetinin yoğunluğundan titriyordu. "Yakarışımı ebedi mekanından duy. Dünyamıza intikal et. Adaletin yerini bulmasını sağla." Çekici ve ilk çiviyi eline aldı. "Hainin adını bir kere anarım," diyerek adamın adını söyledi. Söz ağzından çıkarken ilk çivinin sivri ucunu kuklanın göğsüne dayadı. Çiviyi kapı çerçevesinin tahtasına tek vuruşta gömdü. Savaşçı kadın ürperdi. Sanki o da bir anda buz tutmuştu. Yoksa ona mı öyle geliyordu? "Hainin adını ikinci kez anarım," dedi. Ve derken de ikinci çiviyi ilkinin yanına çaktı. Bakışları aşağı kayınca yıldırım çarpmış gibi irkildi. Ay ışığı altındaki tarlada 100 metre kadar ileride kapkara bir silüet peyda olmuştu. Taş gibi kıpırtısızdı. Savaşçı artık daha hızlı soluk alıp veriyordu. Dikkatini yeniden henüz bitiremediği işine verdi. "Hainin adını üçüncü kez anarım," diyerek çocuklarının ve kocasının katilinin adını son kez zikretti. Son çiviyi de o anda çaktı. Kadim intikam ruhu eskiden kapının olduğu yerde birden belirivermişti. Savaşçı korkuyla derin bir nefes alıp sendeleyerek geriledi. Hayaletimsi varlık kim bilir ne zamandan kalmış zırhlara bürünmüştü. Eti yarı şeffaftı. Öbür dünyanın o aydınlatmayan parıltısı ışıyordu. Karasis bedenine canlı bir kefen gibi dolanmıştı. Hayaletimsi silüet göğüs zırhından fırlayan kararmış mızrağı, yaşamına son vermiş olan o meşhum silahı, metali acı acı gıcırdatarak yerinden çıkarıp savaşçının önüne attı. Hiçbir şey söylememişti. Hiçbir şey söylenmesine gerek yoktu. Savaşçı kendisine ne sunulduğunu biliyordu. İntikam. Karşılığında ödeyeceği feci bedeli de biliyordu. Ruhu. "Bize nerede ihtiyaç varsa oraya gideriz." Hayaletin göğsünden söktüğü kalleş silahı yerden alırken hayalet de onu seyrediyordu. Yüzü ifadesizdi.
ama gözleri amansız bir öfkeyle alev alev yanıyordu. Savaşçı, intikamı ant içerim, dedi. Sesi titriyordu. Mızrağı kendine çevirdi. Ucunu kalbine doğrulttu. Kanımla ant içerim. Tüm ruhumla ant içerim. Durakladı. Kocası olsa vazgeçmesi için ona yalvarırdı. Bu yola girip sonsuza kadar lanetlenmemesi için ayaklarına kapanırdı. Zihnini kemiren anlık şüpheyi hissetti. Ölümsüz hayalet ona bakmaya devam ediyordu. Kocasının kılıçlar ve baltalarla parça parça olmuş cesedi, çocuklarının yere yığılışı aklına geldi yeniden. Gözleri kısıldı. Kararlılığı pekişip sert bir taş gibi göğsüne oturdu. Mızrağı daha da sıkı kavradı. Kararını vermişti. ''Bana yardım et!'' diye yalvardı. ''Onu gebertmeme yardım et ne olur!'' Mızrağı göğsüne saplayıp itebildiğince derine itti. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Dizlerinin üstüne yıkıldı. Konuşmaya çalıştı ama dudaklarından sadece kan sızdı. Hayalet aynı ifadesiz yüzle savaşçı kadının ölmesini izledi. Son kan damlası da vücudundan akıp giderken savaşçı kadının ruhu bedeninden ayrılıp doğruldu. Artık şeffaf olan ellerine, sonra da yerde gitgide yayılan bir kan birikintisinin ortasına yatmakta olan gözlerinin feri kaçmış cesedine hayretle baktı. Hortlağın yüzü sertleşti. Elinde kendisi gibi yarı şeffaf bir kılıç belirdi. Işıktan incecik, doğaüstü bir bağ yeni hortlağa çağırmış olduğu intikam ruhuna bağlıyordu. Bu bağ sayesinde savaşçı, hayaleti henüz yaşamadığı zamanlardaki haliyle onurlu bir savaşçı olarak görmeye başlamıştı. Uzun boylu ve mağrurdu. Zırhı pırıl pırıldı. Duruşundan kendine güvendiği belli oluyordu ama kendini beğenmiş de değildi. Doğuştan önder, doğuştan askerdi. Savaşçı böyle bir komutan için canını seve seve verirdi. Hayaletin öfkesinin ardındaki anlayışı duydu. İhanetten dolayı hissettiği acıya ortak olduğunu hissetti. İntikam mızrağı Kalista. Artık bir olduk, dedi. Sesi mezar toprağı gibi soğuktu. İntikamımız hızlı ve acı dolu olacak. Savaşçı başıyla onayladı. Böylece İntikamcı hayalet ve savaşçının hortlağı yola çıkıp karanlığa karıştı.